Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Milli Muharip Uçağı müthiş yetenek. F-16'larda bu özellik yok. Değerli izleyenler, Milli Muharip Uçak'la ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, radara yakalanmamak için tüm mühimmat gövdesinde saklı bulunuyor. Bir de Super Cruise özelliği sayesinde süpersonik uçuş yapabiliyor. F-16'larda bu özellik bulunmuyor dedi. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Teknofest 2021'de savunma sanayinin yerli ve ürünleri de sergileniyor. Etkinlikte büyük ilgi görenlerden birisi de Milli Muharip Uçak'tı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'la ilgili merak edilenleri anlattı. Türkiye Teknoloji Tarımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük festivali olan Teknofest 2021, ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor. Etkinliğin göze çarpan unsurlarından birisi de Milli Muharip Uçak oldu. Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında olan, radara yakalanmayan teknolojiye sahip olacak 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak, 2023'te hangardan çıkıp 2025 yılında göklerde olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 40 bin feet'e yükselebilme yeteneğiyle Türkiye hava sahasına kimseyi sokmayacak olan Milli Muharip Uçak için Kotil, bu uçaklar hava sahamızın emniyetidir açıklamasını yaptı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklamaları şöyle. Teknofest 2021 büyük bir hızla başladı. Çok yoğun bir talep var. Savunma sanayi alanında, ileri yüksek teknoloji alanında pek çok ürün burada sergileniyor. TUSAŞ'ın da Hürjet'i, 2023'te hizmete girecek olan Milli Muharip Uçağımız burada sergileniyor. Milli Muharip Uçak'la ilgili neler söylemek istersiniz? Ülkenin bekası için yapılan bir uçak, 5. nesil savaş uçağı. 5. nesil savaş uçağı ne demek? Uçağın radar tarafından görülememesi demek. Radara yakalanmamak için tüm mühimmat gövdesinde saklı bulunuyor. Bir de Super Cruise özelliği sayesinde süpersonik uçuş yapabiliyor. F-16'larda bu özellik bulunmuyor. Doğal olarak F-16'lardan çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz. Bu şu demek oluyor. Bu uçak çok uzun süre süpersonik uçuş yapabiliyor ve uzak menzilden hedefini vurabiliyor. 5. neslin tanımı bu. Üzerinde birçok bilgisayar var ve tek pilot tarafından yönlendiriliyor. Biz uçağın imalatına başladık. Mühendislik tasarımları pratik olarak tamamlandı. 18 Mart 2023'te Çanakkale Zaferi'nde motorlarını çalıştırarak hangardan çıkacak. 18 Mart 2025'te ise ilk uçuşunu yapacak ve son olarak 18 Mart 2028'de Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Dediğim gibi bu uçak ülkenin bekası için hazırlanan bir uçak. Şu anda şirketimizde bulunan 4000 mühendisten 1000'i bu proje üzerine çalışıyor. Bu proje üzerine 10.000 mühendise çalışmaya hedefliyoruz. TUSAŞ bünyesinden 3000 mühendis bu işe odaklanacak. Bunun dışında 3000 mühendis Aselsan, Roketsan gibi kurumlardan gelecek. Türkiye'den ve dünyadan mühendisler bu uçak için çalışacak. Sonuçta 6000 mühendisin yaptığı bir uçak olacak bu. Bu uçak son teknoloji olduğu için ülkemizi birçok sahada da zirveye taşıyacak. Tasarım ve imalat mühendisliği ile testleri, sertifikasyonu, malzemesi, elektronik aksamı ve yazılımı ile bizi zirveye taşıyacak bir proje. Çünkü 6000 mühendis az değil. Türkiye'nin en heyecanlı projesi. Ben de bu yaşıma rağmen heyecan duyuyorum. Ama burada en önemli nokta, biz gençleri ve çocukları motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü ülkenin bekası için bu uçak yapılıyorsa, bunun bekası için de gençlerin şimdiden yetiştirilmesi gerekiyor. Uçağın menzili, irtifası nedir? Bu konuda da teknik bilgiler alabilir miyiz? Böyle projelerin ayrıntılı teknik bilgileri elbette paylaşılmıyor. Ama yüzlerce metreden hedefini imha etme becerisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu uçaklar 40 bin feet'te uçacak. Bu şu demek oluyor. Türkiye'nin hava sahasına kimse sokulmayacak. Hava ve kara hedeflerini imha edecek. Bu uçaklar hava sahamızın emniyetidir. Parasını ödediğimiz halde bize teslim edilmeyen F-35 uçakları var. Milli Muharip Uçağımız F-35'leri geri planda bırakacak teknik donanıma sahip midir? Bu iki uçak aynı nesil zaten. F-35, F-22, Suhoi Su-57, J-20 ve bizim uçağımızın hepsi aynı kategoride alan uçaklar. Gerçi Fransa ve Almanya ortak yapım bir uçak hazırlıyor. İtalya da aynı şekilde ama biz bu ülkelerden çok ileride gidiyoruz. Türkiye 10. ülke oluyor dünyada. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya 5'ten büyüktür diyor. Biz de bu projeyle ilk 4'ün içine girdik. Bu açıdan çok önemli. Elbette tek başına bu yeterli değil. Bunu destekleyecek başka unsurlar da var. Başka uçaklar da yapıyoruz.
Örneğin Hürjet projemiz var. O proje daha ileri bir noktada. O çalışmadaki bazı mühendisleri buraya transfer ediyoruz. O havalandığında bu hangardan çıkış yapacak. Hürjet teslim edildiğinde de Milli Muharip Uçağımız uçuş testlerinde başlayacak. Hürjet'in önünde de Hürkuş projemiz var. Onun teslimatları yapılıyor. Elbette en büyük hedefimiz bu projelerde 10.000 mühendisi yetiştirmek. 1.000 mühendisten 4.000 mühendise çıktık. 4.000 mühendisten de 10.000 mühendise çıkıyoruz. 10.000 tane savaş uçağı yapabilen mühendis yetiştiriyoruz. Önemli olan bu bence. Pilot yetiştirme konusunda nasıl gidiyoruz? Keşke bizim uçak sayılarımız o seviyede olsa da pilot eksiği olsa. O konu hava kuvvetlerinin alanına giriyor. Biz 2028'de bu uçaklardan ayda 2, yılda ise toplamda 24 uçak hazırlamayı planlıyoruz. Elbette yüzlerce uçağa ulaşacak teknik altyapıya ulaşmamıza daha var. Bu nedenle pilot sorunumuzun olacağını düşünmüyorum.